Yeniden merhabalar. Başakşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Başakşehir Tiyatro Akademisi'nin hazırlamış olduğu sahne arkası programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu zor günlerde birbirinden değerli konukları ağırlamaya, onlarla sohbet etmeye, bu zor günlerin içerisinde sanatla, tiyatroyla, kısacası bizi sohbete sürükleyecek, bizi, ruhumuzu besleyecek bu programlarla ayakta kalmaya çalışıyor, ruhumuzu besliyor, hem bir şeyler öğreniyor, hem de bolca eğlenme fırsatına sahip oluyoruz. Programa göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı ben başta teşekkür etmek istiyorum. Ve yine bugün hem tiyatro, hem televizyon, hem de sinema dünyasının tanıdık bir simasıyla, değerli bir meslektaşımla beraberiz. Sinan Çalışkanoğlu. Nasılsın abi? Ben sormadan sen sordun. Ben çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Herkes hoş geldi bu arada. Merhabalar. Merhaba. Bak sakın yanlış anlama. Sahneye sırtımızı döndük diye düşürme. İnşallah yüzümüzü de döneceğimiz zamanlar olacak. İnşallah. Ama burada bizi yalnız bırakmayan, hem ekranları başında bizi izleyen değerli misafirlerimiz var, konuklarımız var. Hem de gözleri ışıl ışıl, parıl parıl bu sanatın güzelliğiyle yoğrulmaya çalışan ve bunu gerçekten meslek olarak edinmeye çalışan birbirinden değerli arkadaşlarımız var. Öncelikle beni kırmayarak programa geldiğin için, konuğum olduğun için sana sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum Sinan. Yani seni kırmak ne mümkün abi? Asıl ben aklına geldiğim için çok teşekkür ederim. Estağfurullah yani, olur mu? Sen sadece benim değil, bütün Türkiye'nin aklında olabilecek çok değerli bir sanatçısın. Çok teşekkür ederim. Öyle sen değil mi? Rahat mısın? Rahatım. Bu kadar pozitif. İnsan kadar... övülünce çünkü böyle bir şey oluyor yani. Ne yapacağını o övgüyü nereye atayım böyle, nereye koysam falan. Sinan'la daha önceden beraber çalışmalarımız oldu. Evet. Hatta Kertenkele dizisinde de beraber olduk. Çekim yapılan belirli anlar vardı, bir de çekimler yapılmadığı, boşta olduğumuz kısımlar vardı. Hangisi sizi daha çok eğlendiriyor derseniz eğer, işte bu boşluktaki kısımlardı. Sinan son derece eğlenceli ve son derece pozitif bir insan, son derece hümanist bir insan ve benim çok değer verdiğim, çok Eyvallah. Saygı duyduğum bir kardeşim. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Kardeşim diyorum, küçüksün benden. Ya ama işte biz bir yandan da setin içerisinde şey gibiydik, arkadaş gibiydik. Evet, doğru. O da senin insani olan güzelliğinden kaynaklanıyor. Sen o hani bazı insanlar yaşından dolayı yanında çalışan insanlara biraz şey yaparlar böyle. Öyle abilerimiz vardır ya böyle. Abara. Hani sanki teşrifatçı gibi. Kendisinin lafı geldiği zaman o söyleyecek, sen onu bekleyeceksin falan. Biz biraz daha yaşıt biraz ve partner olarak çalıştığımız için ben ayrıca çok mutluydum. Bir de Cengiz abiyle çalışmak şu anlamda çok güzeldir ve aynı zamanda çok zordur. Şu anlamda çok zordur. Yani bir şey oynar, yaptığı şey çok komiktir. Provada yapmadığı bir şey yapar. Kayıt sırasındasındır o sırada. Kendisi hiç gülmez. Ama sen yarılırsın yani. Mümkün değil çünkü tam gözünün önünde. Mesela sana bir replik verir, senin repliğin vardır. Kamera seni çekiyordur, yakın kameran vardır. Evet. O arka tarafta sana oyun veriyordur ama o sırada gözüne hafif şöyle bir şaşı yapar falan. Ama hiç gülmez bunu yaparken. Sen o kıkırlarsın falan. Köle, neden böyle bizim sırlarımızı açığa veriyorsun? En nihayetinde yani atölye... Cengiz abiyle çalışırsanız herhalde, çalışacak arkadaşları söylüyorum, dikkat edin. Ya çok keyiflidir, çok eğlencelidir. Yani çok keyifli ve çok eğlenceli olur. Bir şeyimiz oldu. Peki Sinan, herkes gibi kardeşlerimiz de ve ekranları başındaki insanlar da merak ediyorlar. İçine bu nasıl doğdu? Doğdu mu diyeyim artık, yoksa bu önceden var mıydı? Nasıl karar verdin? Ya benim biraz bu çocukluk yıllarım falan hep vardır ya, böyle anlatılır insanlar hikayelerinde. Ben çocukluktan beri tiyatrocu olmak istiyordum diye bir şey vardır. Bende hiç olmadı öyle bir şey. Onu söyleyeyim. Çünkü ben biraz böyle haylaz bir çocuktum. Ne yapacağı çok belli olmayan bir çocuktum. Yani bundan ne olur diye bakıyorlardı bana. Ne olur ki bundan? Yani yaramaz, haylaz, okulu kıran, işte maça giden, işte oradan sinemaya giden. Öyle bir çocukluğum vardı benim. Mecidiyeköy'de büyüdüm ben. Evet. Biraz böyle bir işte Kuştepe, Çağlayan, oralarda hep böyle serseri olmak zorundasın, tamam mı? Neden zorundasın? Tabii ki şimdi. Ayakta kalabilmek için. Tabii ki ayakta kalabilmek. Kendini işte sosyal hayatta öyle ifade ediyorsun. Çünkü çevrendeki insanlar öyle yani, öyle davranıyorlar. İşte kavga etmek için bir yerlere gidiyorsun. Kaşın gözün patlamış eve geliyorsun falan. Gerçekten böyle geçti benim çocukluğum. O yüzden çok hani ne olacağı çok belli olmayan bir çocuktum. Ama annem, ben de böyle bir şey vardı ilkokulda falan.
Ben baktım ki olmayacak bir şeyler, kendimi de ispatlamam gerekiyor. O dönem Deve Kuşu Kabere var. Evet. Deve Kuşu Kabere'nin bu kasetler vardı eskiden. Hala bilen var mı bilmiyorum. Çok genç buradaki kitle çünkü bilmiyor olabilirler. Kasetler vardı. Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın reklamlar, işte geceler, deliler falan, onları hep oradan dinlerdik. Ben de bunları kaydederdim. Sonra da onların küçük skeçlerini yapardık kendi aramızda. Ben Erbakan taklidi yapardım her çocuk gibi o dönemler. Erbakan taklidi falan yapardım. Ondan sonra mezuniyet töreninde böyle bir ekip kurdum ben. Baktım benden hiçbir şey olmuyor. Kendimi de bir şekilde ispatlamam gerekiyor. O da çok beğenildi böyle işte. Birisi şey oldu, Süleyman Demirel oluyor. İşte birisi şey oluyor, Ecevit oluyor. Ben Erbakan'ı alayım. Hani kendim Erbakan taklidi yapayım. Taklitle başladı. Çok sevdiler bunu. Sonra annem beni kolumdan tuttu. Baktı bende böyle bir cevher var. Annem de hep böyle öğretmen olmak isteyip hayat şartlarından dolayı kardeşlerine baktığı için kendisi. Dedemi çünkü çok erken kaybetmişiz. Ondan sonra kendisi böyle sanki onların abisiymiş gibi gerçekten. Hani onları büyütmüş ve öğretmen olamamış ama öğretmenlikle ilgili bütün her şey benim üzerimde. Deneme. Tabii bir şekilde uygulayarak gerçekten elimden tutup beni ilkokuldan ortaokula geçerken konservatuarlara götürdü. Hmm. Konservatuarlar da anneme dediler ki çocuğun konservatuar için yaşı çok erken. Şu an olamaz. Evet. Yani mümkün değil. 11 yaşlarında. Neyse annem ikna oldu buna. Çok da ikna olmaz. Ama ikna oldu. Ama ilk beni böyle tiyatrocu olmakla ilgili teşvik eden kişi annemdir. Sonra ben liseyi böyle hasbelkader zar zor bitirdim. Ondan sonrasında yine böyle bir boşluktayım. Ne yapacağım bilmiyorum. Ortaköy'de Kitapçılar Meydanı vardır. Eski. Şu anda orada çok büyük bir kafe var. Ortaköy Meydanı'nda ben kitapçıda çalıştım. Kitap satıyordum orada. Orada tezgahlar vardı. Bir abimizin tezgahı vardı orada. Orada çalışıyordum. Ve orada tiyatroya dair çok fazla kitap okudum. Hmm. Bir sene içerisinde. Evet. Bak. Bu şeyler, Macbeth'ler, Aristoteles'ler. Kimler? Macbeth'ler kimler? İşte Macbeth'ler ya. Yok işte. Macbeth Beyler de buradaydı işte. Macbeth kimler de orada? Macbeth, Hamlet, Brecht oyunları. Aa, bak. Ondan sonra bunların hepsini okudum falan. Kendi kendime de ufak ufak orada çalışmaya başladım. Çok güzel. Çok enteresan. Sonra da annem yine bir gün bir tiyatro kursu, Pera Güzel Sanatların tiyatro kursunu gördü. Dedi ki bunun dedi sınavlarına geçsene dedi bana. Baktı çünkü benden bir şey olmayacak. Ben de peki dedi. Benim tiyatroya başlamam öyle oldu. Çok Pera, ciddi söylüyorum. Pera Güzel Sanatlar. Evet, yapabilecek tabii. Daha iyi bir şeyim yoktu benim. O yüzden. Aa, ne kadar özverili. Ya, dürüstçe kadar... bunu söyleyebilirim. Ama tabii başladıktan sonra hayatımın en güzel şeyi olduğunu fark ettim. Yani kendimi başka bir şeyin içerisinde var etmek istemedim hiçbir zaman için. Tiyatroya başladıktan sana sonra. Sana çok şey kattı. Kesinlikle. Ama önceki, pardon lafını kestim. Tabii. Önceki dönem de bana çok şey katmış. Mesela ben bir sürü işte çalıştım. Ve bunların bana çok fazla getirisi olmuş. Çünkü bir sürü işte çalışmak, işte çiçekçide çalıştım, fast foodçuda çalıştım, işte elektrikçide çalıştım. Ve bunların hepsinde bir sürü insan tanıdım ve bir sürü meslek harika. Öğrendim. Harika. Ya bunun mesela bana bu anlamda çok büyük bir artısı olduğunu gördüm malzemeyi, sonrasında. Malzemeyi depolamışsın zaten. Evet, yani evet. Cebine, istesen de istemesen de cebine bir doldurmuşsun sen onları. Kesinlikle. Ya bir yerde mesela oynamış olduğun bir yerde bir de çok ilginç tiplerle yakalayacağını tahmin edebiliyorum. Senin öyle bir özelliğin var. Yani normal şartlarda biriyle iki üç diyalog kurduktan sonra nerede bir yerde çetrefilli bir şey var, nerede kayık bir şey var. Tabii ki. Facebook'ta çalışıyorsun, adam geliyor mesela bir şey istiyor senden. Onu söyleyiş tarzından kendisinin ona ihtiyacı olmadı ama yanındaki kıza hava atarken o para balyasını nasıl çıkartıyor, nasıl veriyor sana. Bunların hepsini görüyorsun böyle o çocuk aklına. Ondan sonra da yüklüyorsun. Tabii ki. İnsan tipolojileri, sosyoekonomik durumu, bu adamın neye ihtiyacı var, temel motivasyonu nedir? Aslında bir karakteri oluştururken sorduğumuz soruları orada herhangi tiplerin üzerine, gördüğün insanlar üzerine soruyorsun. Bunu estetize etmek, şekillendirmek, belirli bir sonra tecrübe kazanarak başka bir platformda uyguladığın zaman da tadına doyulmaz gayet güzel tipler ve karakterler evet. çıkıyor ki sen de yapı olarak buna zaten çok meyillisin. Eyvallah ya bu gerçekten bana çok faydası olmuş bir şeydir yani. Eyvallah kardeşim. Tiyatro Pera'dan sonra bir de Akademi İstanbul. Evet sonra. Performansın var. Performans mı diyelim artık oraya? Performans senin için artık aslında. Performans. Gerçekten performans. Çünkü şöyle oldu. Ben Pera Güzel Sanatlar'da mutluydum orada okurken ama şimdi ekonomik olarak ben paralı bir okuldu orası. Evet. Sonrasında devlet konservatuarı sınavlarına girmek istedim ben. Çünkü hı-hı. onun bir kurum hem şey anlamında hem o konservatuar diplomasını istiyorum. Bir yandan da
eğitim almak istediğim hocalar var. Mesela Allah rahmet eylesin Müşfik Kenter var, Müşfik Yıldız Hoca. Kenter var. Bunların rahle-i tedrisinden geçmek istiyorum. Güzel laf. Rahle-i tedris. Yani onların... Okumak istiyorum. Evet. Ondan sonra onların sınavlarına girdim. İlk sınavları kazandım. İlk sınavlar dediğimde yani 600 kişi giriyor sınava, 30 kişi kalıyor ilk elemeye. İşte 3 erkek 3 kız alıyorlar ikinci aşamadan sonra. İkinci sınavları kazanamadım. Yani ilkinin de ilk sınavını geçtim. İstanbul Üniversitesi'nde Mimar Sinan'da ilk sınavlarını geçtim. İkincileri geçemedim. Sonra Işıl Kasaboğlu'nu çok seviyordum. Işıl Kasaboğlu'nun oyunlarını çok seviyordum. Akademi İstanbul'un sınavları var ama okul 4500 dolar. İlk sınavda ilk 3'e girenlere burs veriliyor %100. Dedim ki ben bu sınava gireyim. İlk 3'e girersem okurum. Diğer türlü okuyamam çünkü o sırada çalışıyorum. Bir yandan da aileme yardım ediyorum. Bir yandan da tiyatro ile ilgili bir şey yapabilirsem, hani kurs mursu eğer konservatuvara giremezsem onun bütçesini falan çıkartacağım gibi düşüncelerim var. Sancılı bir süreçtesin şimdi. Aynen şu an. Öyle. Acayip. Evet. Aynen öyle. Yani şeyi de bırakabilirsin. Hadi yürü be Sinan be. Kim tutar seni tabii, be? Tabii. Evet. Destek olunamazsa belki bırakabilirsin bu düşünceni. Yani çünkü, o kadar pamuk gibi bir bağlı. Tabii kesinlikle yani. Öyle. Evet, evet. Sonra ben bütün bu düşüncelerle o sırada bir yandan da devlet tiyatrosuna girmiştim ben. Devlet tiyatrosunda bir çocuk oyunu oynuyorduk. Bir Eskişehir turnesinden trene bindim. Çalıştığım parçaları kafamda böyle Walkman'le tazeliye Akademi İstanbul'un sınavına geldim. Sınavın tam saatinde sahneye çıktım. Ve kafamda sadece şöyle bir düşünce vardı. Öyle kazanıyormuşsun onu fark ettim. Bu çok önemli arkadaşlar. Bak bu çok önemli bir şey. Bir şeyi kazanmak için oraya girersen böyle endişe kaygı falan oluyor ya. Ben kazanmak için girmedim. Bir şey yapacağım ve birileri beni izleyecek. Bu çok kıymetli dedim. Güzel. Yani izlenmek için. 3 tane hoca vardı. Bülent Emin Yarar. Evet. Işıl Kasaboğlu. Evet. Şayka Tekant. Oo. Jüri. Ve onları seyircim yaptım. Ve onlara oynadım. Ve sınavı kazanır mıyım, kazanmaz mıyım hiçbir şey bilmiyordum ama bence iyiydi yani. Mutluydum çıktığım öyle zaman. Öyle mi baktın ki? Gerçekten mutluydum öyle yani. Mi? Harika. Ondan sonra sınav bitti ve yaklaşık olarak bir hafta sonra da sınav birincisi olduğumu ve %100 burs aldığımı öğrendim. Benim için o çok büyük bir eşiktir yani. Eyvallah, evet. İyi ki de kazanmışsın. Beni izlediler ve beğendiler ilk defa. Orada gerçekten birebir yaşadım. İyi ki de yaşamışım. Evet, iyi ki de yaşamışsın, iyi ki bu sancılı evet. Süreçten geçmiş demek. Öyle bir sancılı süreç oluyor ama şimdi çoğu zaman bazı durumlarda, böyle durumlarda ya evet ya bu çok üstüme geliyor falan deyip bırakabilir de insan. Aynen anlatabildim öyle. Mi? Ama hep bütün kardeşlerime ve gençlere de vermiş olduğum şeyi söylüyorum burada aynı şeydir. Ya bu engeller aslında sizin karşınızda sadece o an değil. Belki daha sonra da birkaç kez böylesine engellerle karşılaşsınız vakit kendinizi biraz nekvayete alabilirsiniz. Yani evet. Dinlenmeye, geri çekilmeye alabilirsiniz. Ama bir şeyi büyük sıçramasını yapabilmek için önce ayaklarınızın yere değmesi gerekiyor. Evet. Yani çırpınmaktan öte bırakın. Bırakın düşün sonra zemine bastıktan sonra öyle bir yaylanın ki çıkışınız mutlaka kesin olacaktır. Sen de öyle bir dönemdeydin, sancılı bir süreçteydin ama ayaklarını vurup tepeye çıktın. Evet. Ve bu güzel olmuş. Bence de. Yani... Senin gibi güzel bir kardeşimizin, böylesine piyasanın, böylesine güzel bir kardeşimizin, oyunculuk yetisi güzel olan bir kardeşimizin olması açıkçası beni mutlu ediyor. Başkalarını bilmem. Beni çok İnşallah mutlu ediyor. Onları çok da mutlu ediyordur. Çünkü senin gibi. Tam burada işte alkış gerekiyor. Yapmayın sakın şaka. Peki, daha sonra profesyonel yaşam başladı. Evet. Ve daha sonra çeşitli projelerde yer almaya devam ettin. Fakat bu projelerden biri var ki, bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum sana. Tabii. Ben genellikle çocuk dizilerini falan izlemiyorum. Tamam mı? Fakat bir ara televizyonda bir şey izlerken kapkara, pelerini olan, kamera açılarını falan sen mi veriyordun, başkası mı veriyordu bilmiyorum. Bir tek onu vermiyordum. Birdenbire televizyonun ekranına beliren bir surat. İçte bir gülme falan bilmem. Bir şey dikkatimi çekti. Kara bir şey dikkatimi çekti. Kara bir şey dikkatimi çekti. Kara Caps gibi değil mi? Hani koysam böyle. O sırada kara bir şey dikkatimi çekti. Her şey koy altına yani. Ya bakıyorum sesi, vücut ritmi onlara bakıyorum tamam mı? Diyorum ki bu bir yaratık.
Tamam ya, ama öyle olması gerekiyor. Yani negatif bir pozisyon sergilemesi evet. gerekiyor evet. ve bunun üzerine giydirmesi gerekiyor. Şimdi adam pelerini kullanıyor, yüzünü kullanıyor, elini kolunu ne yapacağını onu da kullanıyor. Dedim ki bu çocuk çok başarılı. Dedim bu çok çok başarılı dedim bu çocuk. Yani bu ve o zamanlar şey değildi. Yani tamam herkesin hayatında belirli bir dönemde tanınabileceği bir rol mutlaka gelir insanların aklında evet. kalan. Sen benim aklımda öyle kaldın. Eyvallah. Yani Selena'daki o karakter olarak çıktın orada. Dedim ki çok şey başaracak bu çocuk. Yani vücudunu falan çok rahat bir kere dedim. Bu muydu? Her şeyin başlangıcı bu muydu senin? Ya belki oydu, evet doğru. Çünkü onun öncesinde de ben bir takım işler yapmıştım ama buydu. Sevgili Gani abi, Gani Müjde, başlarken projeyi şöyle bir şey söyledi. Bizim bir senaryomuz var. Ben küçük küçük Gani abinin işlerinde oynamaya başlamıştım. Ondan sonra o beni oynadığımız bir tiyatro vardı bizim, Tiyatro Kılçık diye. Orada izliyor ve beni işte kendi senaryoların içerisine bir şekilde katmak istiyor. Ama o dönem işte ne olacak ne bitecek çok belli değil. Sonra bir gün beni karşısına aldı ve dedi ki bizim dedi bir senaryomuz var. Bu senaryoda dedi kötü bir melek rolü var dedi. Sadece bunu biliyoruz senaryoyla ilgili. Bunu dedi bir okur musun dedi. Ben bunu okudum. Ve gerçekten dedim ki o dönem çok fazla da yapacak bir alternatif de yok. Ama okuduğum şeyi sevdim. Evet. Ama şimdi bunu bir şey yapmak gerekiyor. Bir şey yapmamız gerekiyor buna. Çünkü bu paket olarak sana verilen bir şey değil. Evet. Çünkü her şey, ya yani çok rasyonel bir şey var elinde senaryo ama onun haricinde her şey irrasyonel. Ne giyecek, ne yapacak, nasıl olacak? Okuduğun şey çünkü başka bir şey. Okuyorsun. Sadece onu sadece bilmiyorsun ki. Evet. Sana bir takım imajlar çiziliyor. İşte bunun kıyafeti böyle olacak. 80 tane kıyafet deniyorlar. İşte bir kalkan takıyorlar sana. Saç ekliyorlar. Bir şey yapıyorlar. Makyaj yapıyorlar ama. Ben orada mesela şöyle bir şey direttim. Bu adamın dedim. Benim hep geçmişten beri çocukluktan beri kalan. Böyle iri adamın trajedisi. Hani iri adamın kötü adamın trajedisi denilen bir şey vardı. Aslında bütün karakterlere mesela ne kadar trajik bir karakter oynarsanız oynayın. Dünyanın en güçlü adamını oynayın mesela onun bir zaafı vardır. Onun Vay. Zaafını bilirseniz ona herkesten iyi oynarsınız. Şimdi bu adamın zaafı yalnız kalmamak. Yalnız kalırsa bu adam kendini çok kötü hisseder ve yalnızlığında kendini öldürebilir. O yüzden sesi öyle bir ses olmalı ki çok dikkat çekici olmalı bir kere. Çünkü ben buradayım demesi gerekiyor karaktere. Hı hı. O sesle ilgili bizim yönetmenimizle mesela çok direttim. Böyle konuşacak falan diye. Anlatabildim mi? Yani o karakterin öyle konuşması gerekiyor. O da dedi ki ama dedi bu olmaz çünkü bu dedi çok şey işte olmaz. Eski klişe değil, falan. Bilmem ne. Aynen öyle. Hayır dedim böyle konuşacak falan. Sen öyle konuşuyorsun çünkü. Evet. Sonrasında bir şekilde onu ben onlara kabul ettirdim. O dönemlerde de yapılacak şeydi bu aslında. Deli işi. Niye yapıyorsun böyle bir şey? Yani senin eline böyle bir şey gelmiş. Niye bu sesle oynamaya çalışıyorsun? Ama içgüdüsel bir şey. Öyle hissettim. Evet güzel. Ve hissettiğim şeye de sonuna kadar inandım. Ve o eğlenceli karakter işte bir şekilde, karakter demeyelim, tip diyelim ona. O eğlenceli tip bir şekilde o anlamda oluştu yani. Ben Hı. oraya işte böyle bir ses, hareket. Ve Gani abi çok sağ olsun yine senaryoda boşluklar bıraktı bana. Çok fazla. Doğaçlama kısımları, kendimin katabileceği, ekleyebileceği. Güzel. Ve o anlamda benim için gerçekten çok güzel bir süreçti. Harika, çok güzeldi. Ben de çok. Birkaç bölüm daha izlememe sebep olanlardan birisi. yıl kaçtı? Çok oluyor. Üzerinden çok, 15 sene geçti üzerinden. 15 tabii. sene. Hatırlayanlar var mı Selena'yı? Yani tekrarları yayınlıyor. Ama, herkes hatırlar. Görmüyorsun tabii. karakterleri. Bak görmüyor. Tabii. Herkes var abi. Seni, değil mi? Çok güzeldi. Oradan şöyle yaptırmış. Kalkma tamam gitme. Gide. Tabii siz o zamanlar kısa pantolonluydunuz bir. Sümüklerinizi silecek mendiliniz yoktu iki. Ve maalesef su sizin için sadece bu kelimesinden ibaretti. O yüzden normal. Ama siz de benimle hemfikirsiniz arkadaşlar. Akılda kalan bir yapı vardı. O da sendin. Yani, eyvallah. Ben hatta o dizi bittikten sonra senin üzerine başka bir dizi yaparlar diye çok bekledim. Ya parladı sonra ben Türk Malı'nda falan da oynadım. Başka dizilerde de oynadım. Kertenkele dizisinde de oynadım. Programda çektik ama sokakta bana Hades falan dediler. Hades değil mi lan bu falan. Hep böyle geçtiği için süreç ne yaparsan yap hep o senin için daha şey oluyor yani. O isim kalıyor insanların aklında. Ya abi. Bir de tekrarları falan her sene tekrarları yayınlandığı için. Evet. Onu mesela
yaptığım tarihte değil, ondan sonrasında yaptığımı düşünüyor. Abi, o biliyor. Sırada yaptığımı düşünüyor yeni izleyen. Biliyor. O yüzden öyle kalıyor yani. İzlenebilirliği de çok fazlaydı ve evet. Bu konuda çok fazla eleştiri geliyordu. Söylemiş, ya arkadaş diyorduk yani, sizin Dark Vader'ınız varsa bizim de Hades'imiz var. Yalan mı yani, değil mi? Ya ben askere gittiğimde bir bununla ilgili bir anım var. Askere gittiğimde demem bile çok komik değil mi? Hani askerlik Hades falan. Ne bağlantısı var diye düşünüyorum. Gittim askere. Hani bekliyoruz böyle yani, askerliğini yapan var mı aramızda? Tabii ki yok, hepiniz daha çok küçüksünüz. Bunu sadece güzel. Ben size kısaca teknik olarak anlatayım. Böyle 1000 kişi vardır önünüzde. Size sıra gelir. İşte nerede, hangi bölükte kalacaksın, senin üzerine zimmetli eşyalar var, hangi ranzada, bunların belirlendiği bir şey var. Orada da onu imzalayan bir komutan var. Tamam mı? İşte çavuş var, bir komutan var üst rütbeli. Ben yeni gelmişim, orada yazıyor, bana baktı böyle. Yazdı bana baktı. Sen bir dizide oynuyordun değil mi? Dedi. Ha, klasik başlığı geliyor. Ben de evet dedim komutanım. Orada kayboluyordun değil mi dedi. Ben dedim ki evet komutanım dedim, böyle yaptım. Burada sakın kaybolma. Böyle girdim askere ya. Ya komutan böyle yaptı. Bir gün geç geldim, içtim ya. Adam böyle yaptı. Beni aradı. Nerede bu Hades? İsim falan yok yani. Hades aşağı. Acını bildiğin. Nerede bu Hades? Nerede bu Hades? Bir de ben şimdi 8 bölüm stok çektim. Ondan sonra gittim askere. Evet. Ben tam ucu ucuna onu bitirdik. Dedim ben askere gidiyorum dedim. Diziyi zaten bitireceğiz. 8 bölüm girdik, stok çektik. Ben askerdeyken de dizinin yeni bölümleri yayınlanıyor. Riske bak. Evet. Ben askerdeyim. Bir tane komutan geldi bana şey dedi. Ben dedi seni gördüm dedi, televizyonda yeni bölüm yazıyordu dedi. Anlatamazsın ki. Komutanım dedim, biz onları dedim önceden çektik dedim. Gözüm üzerinde dedi gitti. Ne diyorum? Şey düşünüyor yani, ben arada sırada gidiyorum, diziyi çekiyorum, dönüyorum falan gibi düşünüyor herhalde. Aynı, ben de aynı zamanda reyting kamerasında da askerliyim. Değil mi? Çok acayip yani. Evet, onu bırakıyorsun, askere gidiyorsun, dönüyorsun falan. Şimdi... Değil mi? Yani, şeylerde evet, bedelli askerlikler falan. O biraz ilginç oluyor ya değil mi? Evet. Askerlik arkadaşlar. Mesela özel masayı falan koyarlardı. Komutanlar falan gelirdi yemekhaneye. Hadi başlayacak masaya. Sen işte daha önceden çekmiş olduğun diziyi bütün askerlerle beraber onlar. Bir de o dizi, askerle dizi izlemek çok acayip oluyor. Acayip. Sen televizyondasın, adamın yanındasın, böyle izliyor. Ya seni sen de paylaşıyor yani. O da güzel. Yetmiyor evet. Baksana oraya. Hem oraya bakıyor hem sana bakıyor. Sen de böyle daha önce her şeyi bildiğin diziyi izliyorsun. Utançtan yerin dibine geçiyorsun. Maymun gibisin. Tamam mı? Evet, biz yaptık. Evet. Ben. Evet. Ama şey çok ilginç. Nerede bu Hades ya? Tabii. Nereye kayboldu anasını satayım ya? Bunun şunu ya. Değil mi? Olmuştur kesinlikle. Sevgili dostum, çok güzel ilerliyor sohbet ama arkadaşlarımız sabırsızlıkla bekliyorlar. Zaten bundan sonraki geri kalan kısımları veya neler yaptığınla ilgili bir şeyleri öğrenmek isteyenler zaten... Ha, soru cevap tarzı gidiyoruz yok, değil mi? Yok, hayır, o anlamda değil. Eğer ekranlarımız başında bilmek isteyen şeylerimiz olsa... Write to Google, tabii canım, Sinan Google'da Çalışkanoğlu. Yazıyor. Sinan Çalışkanoğlu yazıyorsun efendim. Orada her şey çıkıyor. Neler yapmış bu çocuk, ne olmuş, ne bitiyor, güncel olan. Benim duymak istediklerim çok daha farklı senden. O yüzden eyvallah. Böyle değişiyorum. Değerli çocuklar, evet, son derece pozitif, son derece değerli bir konumla baş başayız. Benim yüzümü kara çıkartmayın. Atın kendinizi ortaya. Hep diyorum size ben cesaret. Sorusu olan arkadaşlarımız olacak sana. Tabii ki. Ben de neler olduğunu bilmiyorum. Ben hazırlıklı geldim, izledim daha önceki bölümleri. Zehir vallahi gibi mı? Sorular var tabii canım. Ama biz önceki soruları sormuyoruz. Ya ben onlara çalışmıştım. Bu ne? Bizde her zaman sorular yenileniyor. Tabii ki. Evet. Konumuz Sinan Çalışkanoğlu. Sormak istediğiniz sorular var mı arkadaşlar? Söz sizde. Bak genelde böyle oluyor. Bir tane kurban atıyorlar tabii, tabii. Öne. Hep öyledir. Bakıyorsun evet. Herhangi bir şekilde bak, bir refüze olmayınca. Bak kimse gelmiyor tabii. Sen seç. O seni kadar seç. Çok el kaldırılıyor ki hangisini seçsen. Bu seni arkadaş... seçtim Pikachu. Evet. Buyurun efendim, siz ilk buyurun. Önce kaldırdınız parmağınızı. İsim neydi efendim? İlayda. İlayda merhaba. İndirebilirsin maskeni. İlayda Hanım'ın işte mikrofonu açık mı acaba? Maskeni indirirsen açılıyor. Bak, indirirsen açılır. Ne
Yok, belli dahil. Maskeler şeye bağlı, mikrofona bağlı. İndirebilirsin rahatlıkla, soruyu duymak adına söylüyorum. Neden rahatlıkla diyorum? Tabii. Sosyal mesafeye özen gösteriyoruz. Hem belediye kapsamında, hem de akademi kapsamında. Hem de bütün arkadaşlarımız test olup geliyorlar. Tabii. Yani sana buradan bir şey olmaz. Gerçekten çıkartabilir, şey, gerçekten indirebilirsin maskeyi. Soruyu, evet, indirebilirsin maskeyi. Evet. Adım İlayda. Merhaba İlayda. Merhaba. Daha önce herhangi bir dizide rol aldığınızda ya da hani Selena dizisinde keşke bu rolü canlandırsaydım ya da niye ben bu rolü canlandırıyorum da daha başkaları daha iyi rol canlandırıyor dediğiniz oldu mu hiç? Olmadı çok fazla. Ama mesela oynamak istediğin şeyler var mı diye soruyorsan aslında, yani bu soruyu oynamak istediğin başka şeyler var mıydı diye değiştirelim mi? Gel öyle yapalım. Bak onun alıcısı daha iyi. Oynamak istediğim şeyler olabilir ama şu var mesela, bir adam çok sevdiğim bir performans sergilemişse eğer bir dizide, herhangi bir şeyde, şurada burada, ya bu rol neden bana gelmedi diye düşünmem de mesela onun oynadığı şeyi acaba ben nasıl oynarım diye evde denerim. Ruh hastası gibi. Yapmaya çalışırım onu. Bu kendi kendime yani. Kendi içimde ben bunu yapabiliyor muyum onun gibi. Evet. O kadar yani, yoksa bu dizide işte niye beni seçmediler, öbür tarafta işte niye onu seçtiler. Bunların hepsi biraz şey ya, şans, kader, kısmet ya da o adamın performansının daha iyi olacağını düşünmüş olabilirler. Televizyon dünyası biraz böyle hızla tüketilen bir yer. Kesinlikle. Kendileri kaybeder ayrıca, bana ne? Çalışmazsa bana. Yani, ha işte evet yani. Evet, başka sorusu olan siz seçiniz efendim. Buyurun efendim, madem buradan seçtik o zaman evet, şu tarafa doğru gidip evet, ondan sonrasını da buraya sekeceğiz. Evet. Şey, merhabalar, ben merhaba. Ayberk. Sizin gibi pozitif bir kişi Hades rolünü seçerken dediniz ama biraz fazla bir şey yoktu ama o kadar kötü bir karakteri oynarken pozitifliğinizi bir kenara bıraktığınızda nasıl hissediyordunuz? Yani kötü karakter mesela, onu hiçbir zaman için şöyle düşünmedim ben. Mesela bir şey vardır. Şimdi Cengiz abi de bilir bunun. Yani ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Kötü bir şeyi kötü oynamak çok kötü bir şeydir. Yani kötü bir karakteri kötü oynamak gerçekten çok kötüdür. Mesela Anthony Hopkins kötü bir karakter oynamıştır. Ama çok iyi oynamıştır, değil mi? O yüzden mesela biz kötü bir karakterin yakalanmaması üzerine izleriz Hannibal'ı mesela. Yakalamasınlar. Evet. O biraz daha insan eti yesin falan. İnsan eti yiyor. Sadistiz, evet, evet. Birilerini öldürüyor, katil. Ama onun bitmemesini isteriz. Evet. Hep devam etsin, adamın hikayesi devam etsin. Ben de oynadığım şeyi sevdim. Kötü olmak bir tercih midir? Yani kötüyü sevdim, yani kötü bir karakteri sevdim üzerinden değil. İnsanoğlu kendi içinde kötüyü de iyiyi de çok barındırır. Sadece bunu yapma seçimlerimizden geçer bütün bizim hikayemiz. O seçimlerini kötü olmak için yapmış. Ama tabii ki bizim kötü karakterimiz de şöyle bir noktaya doğru evriliyor zaten. Kötü ama sonuçta ortaya çıkacak olan şeylerin hiçbirisinde başarılı olamıyor zaten. Anlatabildim mi? Bu başarısızlık içerisinde bunu ne kadar sempatik sunabilirsen o kadar senin adına güzel oluyor. Yani benim için yaptığı her şeyde çok haklıydı mesela. Benim tabii ki. Tabii ki benim için haklıydı. Çünkü ben ona öyle bakamam. Sen izleyici olarak haksızdı diyebilirsin ama ben sonuna kadar onun yanında yer alırım. Çünkü ben onu seviyorum yani. Sevmediğim bir şeyi çünkü oynayamazsın. Bir de yapımla ilgili olan bir şey var. Rejiyle ilgili olan bir şey. Nihayetinde bir çocuk dizisi tabii yapıyorsun. Yani ya, mümkün değil zaten çok daha farklı bir boyuta sürüklemen. Çok daha farklı bir boyuta. Çünkü her onu açtığında gene başladı demesinler, evet, diye. Demesinler onu diye. Onu sevimli hale daha sempatik, mesela, daha sevimli. Yani oyuncak gibi. Biraz böyle evet, işte bir şeyler yapıp onu elini yüzüne bulaştıran bir karaktere dönüştürebilirsin onu. Evet, evet, peki. Başka sorusu olan? Güzel sorular gelecek. Evet, evet, buyurun efendim sizden. Madem bu uçtan aldık değil mi? Adaletli evet, olsun. Mikrofonu, şimdi de mikrofonu, en uçtan. Elden ele, elden ele verelim mikrofonu. Evet. Evet. Gidiyormuş değil mi? Dışarıya çıkıyor. Dışarıya çıkıyormuş böyle. Hoş geldiniz öncelikle. Ben hoş Dila. Bulduk. Şimdi benim sorum birazcık şey, öğüt verebileceğiniz bir soru değil. Çok merak ettiğimiz bir soru. Hani şimdi Hades karakteri kötü bir karakter ya. Bazı rivayetler var böyle Instagram'da, sosyal medyalarda paylaşılıyor. Selena'yı sevdiği için mi ve reddedildiği için mi? Ya böyle, program... Çünkü siz elinize tek ya, ya çok ya, özür dilerim. Gelen 3 sorunun şeyinde de hepsinde Hades olmaya başladı. Evet. Şey yapabilirsin, hemen kesebilirim. Yok yok. Yani, yani savunma avukatı olarak müdahale
edebilirim. Hayır. Selena dizisini konuşuyor musunuz gibi oldu bu. Bunun için geldik neredeyse. Herkes Selena için geldiniz ya. Bravo. Bravo. Bunun için geldik dediler de. Buradaki canım herkes benim. Hadi. Buyurun. Buyurun. Müsaade. Hayır. Buyurun. Be. Ha, görüşmek üzere. Hayır onu demedim. Görüşmek üzere. Cengiz abi. Peki. Ya çünkü bu her şeyi... Cevap ver ama kısa ver. Ya bu her şeyi magazinleştirmeye çalışıyorlar ya şu anda. Böyle bir sürü magazin sayfası falan var. Onlar da siz altına yorum yapın. İşte bu bir şey olsun, konuşma olsun diye böyle bir şey yaptılar. Bana da gerçekten böyle mesajlar geldi. Gerçekten Selena'yı sevdiği için mi Hades? Ama böyle tepkileriniz var. Kötü oldu. Sanki benimle ilgili kişisel bir meseleymiş gibi bu yalnız. Evet yani sanki biz böyle masada oturuyorduk nikah masasında ve bu... Beni bıraktı gitti orada. Ben de böyle kaldım falan. Ha öyle bir şey devam ettiriyormuşuz gibi. Çok komik değil mi ya bu bir karakter? Aslında Hades Selena'yı sevdiği için kötüydü. Ya hep böyle kafalar çok acayip ya. Evet, evet olabiliyor. Çok komik geliyor bana bunların hepsi. Peki. Tamam. Bu soruya bir cevap vermiş aldık, oldum diye düşünüyorum. Evet, başka soru sana. Hemen yakınındayız, hemen evet. Yakındayız. Evet. Merhaba. Merhaba. Benim adım Barış. Evet. Merhaba Barış. Ben iki soru soracağım bugün. Tabii niye? Ki. Vay, niye? Barış'a bak. Anlaşma mı öyle? Niye Barış? Niye? Anlaşma mı öyle? Ben iki tane bilet aldım. Soramaz mı iki tane? İki kişiyim bak. Biri tabii ki Selena ile alakalı ve bu emin olun Selena ile alakalı son soru değil. Bugün evet. Biz çocukluğumuz Selena ile geçti bu. beklenmedik bir şey değil. Yarattığım tahribat yüzünden çok özür dilerim. Tahribattan dolayı. Kültürel şok. Ben büyüttüm bunların hepsini. Buyurun. Şöyle. Şimdi bu hala da yayınlandığı için, hala da izlediğim için bir şey fark ettim. Hala izliyor musun geldi? Hala var. Kardeşim izliyor. Kardeşim hala izliyor. Ha o izliyor değil mi? Tamam evet. Doğru. Şöyle bir şey fark etmiştim. İlk sezonda Hades, muhtemelen siz askere gitmeden önce Hades, evet. bir Hades var, yanında köpeği var Lucifer. Evet. Konuşması değişik, bir kostümü var. Daha sonra ikinci sezonda Hades sanki değişiyor. Köpeği gidiyor, konuşmasında bir S harfini uzatma vardı ilk Hayır, sezonda. Hayır, o ilk sezonda vardı. Evet. İlk sezonda, birinci bölümde vardı o S harfi uzatması. Köpeği ama devam ediyordu. Köpeği bak, devam ediyor. Biraz güzel takip edeceksin o zaman arkadaşım. O zaman güzel takip edeceğim. Bana soru soruyorsa. Bir dakika indir elini. İki sorun var dedi. İndir elini. O ikinci bölümde daha karakteri tam oluşturamadan sete girdik biz. Tamam mı? O S kaçması ondan. Tıslıyordum ben orada biraz. Sonra onları azalttık. Daha böyle rafine bir hale getirdik karakteri. Evet. Daha doğal oldu. Tabii. Ben de onu soracaktım aslında işte. Tabii, daha tabii. Komik bir sanki Hades, komik bir Hades, komik bir kötüye ona dönüştü, ona evrildi dönüştü. Biraz. Evet. Bu sizin isteğinizle mi oldu yoksa dışarıdan yönetmen Sinan böyle yapalım mı oldu? Öyle bir senaryo her zaman böyle güncel yazılan bir şey. Sen mesela bir şey yapıyorsun, sonraki bölüm başka bir şey yapıyorsun. Senarist de onu görüyor ve onları not ediyor. Bir de ratingler onlara geliyor. Senin komik sahnelerin büyük ihtimalle daha fazla reyting aldığı için karakteri yani tipi de ona evrilttiler diye cevap tamam. Vereyim. İkinci sorun nedir? Teşekkürler. İkinci sorum da şu, daha genel bir soru. Tiyatroda mı kendinizi daha rahat hissediyorsunuz yoksa kamera karşısında mı? Hangisini tercih edersiniz? Mesela şu anda kendimi çok rahat hissediyorum gibi cevap vereceğim buna. Şu an, ben mesela geçen sen de abi Onur'la olan programında değinmişsin bu konuya. Ben bir kere daha değinmek istiyorum. Hay hay. Şu anda sizden mesela bunların hepsini ayırarak bir takım zihinsel dolandırıcılıklar yapan şeyler görüyorum böyle. Sizin gibi gençleri kullanıyor insanlar bence. O da şu, kamera önü oyunculuğu, tiyatro oyunculuğu kursu, kamera önü oyunculuğu kursu, dizi oyunculuğu kursu, audition kursu, audition nasıl verilir, bir reklam nasıl alınır, yemin ediyorum audition böyle kurslar kursu var. Olur ya? Ve bunları online olarak size sunan herkes dolandırıcıdır. Ben söyleyeyim size. Bir insan kendini tiyatro sahnesinde de rahat hissedebilir, sinema sahnesinde de rahat hissedebilir, dizide de rahat hissedebilir ve sunuculuk da yapabilir. Ve bunların hepsi tek bir eğitimden geçer aslında. Samimiyet esaslıdır. Evet. İnsan odaklıdır. Samimiyet esaslıdır. Hepsinin çıkışı aynıdır. Hikaye budur yani. Ben her yerde kendimi rahat hissederim. Ha, hangisini daha çok seviyorsan, sıralama yaparsan eğer hangisini nereye koyarsın diye soracak olursan ben de orada şunu söylerim, projesine göre değişir.
Tekst, senaryo. Hayır, para değil. Tekst, senaryo. Ya tamam, para da var be oğlum. Uzatma bana, oradan böyle böyle yapma, tamam. Sonra konuşuruz. Ama insanlar izliyor. O da var ama içerik de çok önemlidir yani. Tekst, senaryo, ne anlatıyor? Teşekkürler. Evet. O da önemli. Evet. Ben seçmiyorum. Sorular. Ben seçmiyorum. Buyurun efendim, sizin sorunuzu alalım. Hoş geldiniz. Hatice ben. Size şunu sormak istiyorum. Şimdi siz sunuculuk da yapıyorsunuz, oyunculuk da yapıyorsunuz. Sunuculuk yaparken oyunculuğun size sağladığı artılar, eksiler nelerdir? Çünkü bu ikisi birbirinden çok farklı aslında. Evet, çok farklı ama şu var. Mesela tiyatroda en önemli şey, çok basit gibi görünür. Yani söylendiği zaman çok basittir ama ulaşılması gerçekten yıllar alan bir şeydir. Gerçekten dinlemek, gerçekten birisinin size sahnede anlattığı herhangi bir şey gerçekten o anda dinliyormuşsunuz, ilk defa dinliyormuşsunuz gibi dinlemek ve gerçekten ilk defa görüyormuşsunuz gibi bir şey görmek. Ya bunlar sizde bir yerden sonra refleks haline gelmeye başlar. O yüzden sunuculuk konusunda sizin tiyatrodan aldığınız samimiyet çok etkilidir. Ya bunun böyle, şöyle bir tarafı da olabilir. Bu mesela sizin ayağınıza da takılabilecek bir şeydir aynı zamanda. Tiyatro eğitimi almış olmak sunucu olarak sizin oradaki varlığınız konusunda ayağınıza takılacak bir şeye de dönüşebilir. Ama bir Shakespeare metnini de, bir Brecht metnini de nasıl ki doğallaştırarak söylemek zorundayız biz. Kendimize ait kılmak zorundayız o metni. O programda bir kamera kadar organik, bir kamera kadar işlevli bir hale getirebilir oyuncu kendisini. Yani o da şudur, samimi olabilirsiniz ve bunun mecrası değişmez diye cevap verebilirim buna. Bu da tiyatro çıkışlı bir şey zaten. Peki ben biraz daha açayım o zaman. Hadi tabii. Biraz üstüne yükleneyim senin. Hadi daha bakalım, doğrusu gel. Bu hadi gel. Gel, geldim. Gel, gel ha. Unut partnerliğimizi falan. Sunuculuk sırasındaki, elbette ki bu rahatlık, bu şey var sende ama sunuculuk yaparken veya bir şeyi sunum haline getirirken bu bir zaman sonra ister istemez olmayacak kalıpların yerleşmesine sebep olabilir mi? Veya sende oluyor mu bu? Bak, örnekleri olduğu için söylüyorum. Evet. Anlatabildim mi? Daha sonra bu anlamda yoğunlaşan insanlar sahneye çıktıkları vakit ister istemez bir rol karakterinin vermiş olduğu özgür ritimle hareket edemediğinden dolayı sunuculuğun da vermiş olduğu dar çerçeve ve söze dayalı olan motivasyon sebebiyle vücut ritminde bir daralma, kısalma söz konusu olabilir. Olabilir. Böyle bir durumla hiç karşılaştın mı? Seni engellediğini düşündün mü? Ben karşılaşmadım çünkü ben hep sunuculuk yaparken bir yandan performans sergileyeceğim başka bir yere girdim. Mesela bir sunuculuk yaptığım bir şey. Prime Time'da yayınlanan bir programın var senin. Orada sana böyle kral gibi davranıyorlar. İşte şeyini takıyorlar, headsetini takıyorlar, makyajını yapıyorlar. Evet 3, 2, 1 kayıt, birazdan giriyoruz. İşte reklam bitti, tak geliyor. İşte haberler bitti, sendeyiz diyor. Hop. Sen orada kendine böyle bir şey zannediyorsun. Öbür tarafta gidiyorsun mesela. Kertenkele Levent oynuyorsun. Anlatabildim mi? Anladım. O yüzden yapamazsın. Absorbe edecek bir şey tabii buluyorsun yani. Şimdi o artistlik kısmını yaşayamazsın. Çünkü sen gidiyorsun, performansını öbür tarafta sergiliyorsun. Oradaki olduğun parça belli, diğer tarafta olduğun parça belli. Ha, o yüzden atıyorum. Mesela çok uzun yıllar devam etmiş, 5 sene boyunca devam etmiş ve o adama başka bir şey yapma şansı vermeyen bir sınanmam olmadı benim. Ha, anladım. Şimdi onu olmuş olan kişinin de durumu farklıdır mesela. Doğru. Onu o olmuş olan kişiye soracaksın o zaman. Sen değil mi? Programa söylüyorsun. Evet tabii. İşte değerli tabii misafirler, iyi akşamlar. Bugün de iki tane yarışmacımız var falan deyip ara verdikleri zaman sen kulise geçip olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu diye değil mi? Kendime geleyim. Ya işte bu çok acayip. Mesela orada mesela 5 sene 10 sene sadece bu işi yapmış olan bir adamın daha sonra gidip bir yerde tabii ki performans sergilerken mesleki deformasyon yani. Anlatabildim mi? Hani siz tır şoförüsünüzdür. Sonra küçük bir binek otosuyla çok geniş viraj almanız gibi bir şey bu. Ne gerek var daha bir der adam. O bilmez ki senin geçmişinde tır şoförü olduğunu. Çok affedersin, bunu neden söylüyorum? Ama haklısın. Evet. Mesela bu seslendirmede çok görüyorum tabii ben bunu. Seslendirme sanatçılarını çok görüyorum. Bir stüdyodasınız. Sadece elinizde bir metin var. Oynayan karakterin sadece o anki duygusunu, siz hareket etmiyorsunuz. Sadece o anki duygusunu ortaya koyabilecek olan bir performans sergiliyorsunuz. Evet. Sesinizle sonra başka bir tiyatroda oynuyor olabilirsiniz. Bir yerde oynuyor olabilirsiniz. Sonra size bir oyun veriliyor, bir karakter veriliyor ve sahneye çıktığınız zaman
her şeyinizi kısıyorsunuz ve sadece sesten ibaret oluyorsunuz ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Halbuki o karakterden çok farklı bir vücut devinimi bekliyorsunuz ama öyle bir yerleştirmiş ki seslendirmede boyutunu, şimdi sadece duygu ve şey boyutuna, birden sadece konuşan bir şey görüyorsunuz orada. O biraz sinirinizi bozuyor, moralinizi bozuyor. Onun dışında başka bir şey yok. Evet, evet. Doğru. Nereden ama geldik buraya biz? Buradan, şuradan geldik. Yani mesleki deformasyon hikayesi. Evet, bu mesela tiyatroya etki ediyor mu? Senin orada o işi yapıyor olman mesela bir bu anlamda oyunculuk noktasında sana bir zararı olur mu? Zararı var mı? Gibi. Evet. Bu böyle ben cevap. Ben de olmuyor diyorsun. Ben çünkü hep bunu yaparken yanına absorbe başka edecek bir şeyler absorbe buldum. Edecek bir şey yaptım. Çok şanslısın. Tiyatro yaptım o anlamda. Onun haricinde de işte dizide oyunculuk yapıyordum. Hep programın haricinde böyle bir şey yapıyordum. Güzel. Evet. Yurt dışı tecrüben oldu mu? Daha doğrusu yurt dışında şeyleri takip ediyor muydun? Bir zamanında işte yurt dışında işte festivallere falan katılmıştık. Krakow'a gitmiştim, Polonya'ya. Almanya'ya gittim yine. Türk-Alman festivalinde oynadım orada da. Ama onun haricinde tabii ki yurt dışına kültürel olarak çıkmayalı çok vakit oldu. Mesela bir oyunla falan oraya gitmeyeli çok zaman oldu. Evet. Ama güldür güldürle gittik yani. Hmm. Evet. O anlamda gittik. Anladım. Peki. Evet. Biz daha çok konuşuruz da. Onlar bana tabii sonra, onlar bana sonra kızıyorlar. Ya Cengiz abi niye böyle yapıyorsun falan diyorlar. Sen seç. Seni seçtim Pikachu. Ben çok severim. Siz. Evet. Ben orada görülmeyeceğinizi çok düşünerek el kaldırdığınızı gördüm. O yüzden ben dedim ki evet. Hep burası. Mazlumun yanındasın. Aynen öyleyim. Hep ezilmiş, öyle. Hep mazlumun oysa yanındasın. Oysa ki bana para verdi şey. Al dedi şu 20 lirayı ben oradan. Merhaba. İsmim Ela. Şu soruyu soracağım. Tabii. Bir karakteri veya bir tiplemeyi benimsemek için kendinize hangi soruları soruyorsunuz veya nasıl bütünleşiyorsunuz onunla? Güzel soru. Dananın kuyruğunun koptuğu evet nokta. Benim soracağım soruyu sordun. Şimdi atın ben bunu dışarı. Nöbetçiler. Şöyle bir şey yapmaya çalışırım kendim. Bir bu Cengiz abinin sorusuydu. Aranızda konuşursunuz abi. Cengiz abiden soru çaldı değil mi? Gönderiyorlarmış onu böyle. Birileri çıkartıyormuş. Senaryonun ya da tekstin bir böyle bütün oyuncuların hızlıca okuyup geçtiği bir sağ tarafı vardır. Ben sadece kendi tarafını okuyan oyuncular da gördüm. Kendi tarafını çalışır. Tabii sadece ne kadar yazmış, kaç tabii, tane onu çalışır. Var. Yok senin laflarına bakmaz bile. Bak. Kendi laflarını ezberler. Bir de senaryonun sol tarafı vardır. Mesela size şöyle söyleyeyim. Macbeth oyununda, yani şuradan örnek vereceğim benim yaptığım şeyle ilgili. Macbeth oyununda Macbeth'in Duncan'ı öldürdüğü yer yoktur. Ama bütün hikaye Macbeth'in Duncan'ı öldürmesinden sonra başlar. Kral olması yolculuğu ve Duncan'ı bu adamın nasıl öldürdüğünü, Macbeth Duncan'ı nasıl öldürdüğünü bilirseniz eğer, bunu çalışırsanız, mesela bunu performe ederseniz, bu doğaçlama kısım, çünkü bu kitapta yok. Evet. Ama kitapta yok diye hiç buna girmemiş bir adamın bunu oynamasıyla, mesela bu nasıl olmuştur gibi bir soru soran adamın bunu oynaması arasında bir fark vardır bence. İşte ben senaryoda olmayan kısımlardan bulmaya çalışırım biraz. O karakteri. Mesela senaryoda yok. İşte Hades'le ilgili söylediğim şey. Bu adam çok renkli, böyle Luna Park gibi olmalı ki çevresine insanları üşüşsün ve bu adam yalnız kalmasın. Çünkü bu adamın en büyük trajedisi cehennemdeki yalnızlık. Yalnız kalmasın. Yani çünkü bu adam ona kötü ve cehennemi temsil ediyor. Cehennemde insanın başına gelebilecek en kötü şey nedir? Hep beraber yanıyorsak problem yoktur. Değil mi? Düşsene yalnızsın yani. Bence evet, yalnızlık insanoğlunun en büyük cehennemidir. Bu özel bir ayrıntı. Bunu daha sonra konuşacağız. Ben parantez açtım, orayı kapattım. O zaafla ilgili olan kısım benim de çok evet ilgimi çeken bir nokta. Ama söylemiş olduğun şeyi devam ettir istersen. Ben seni engellemeyeyim. Yok yok hayır. Ha, oraya da girelim tamam. Ya, bak oraya gelelim hop. Gringo. Nereye gireceğini orada söyleyip parantez kapatmakla olmuyor. Bir de şunu yapardık mesela biz öğrencilik zamanlarımızda. Bir şey doğaçlıyoruz mesela. Doğaçlama bir şey yapıyoruz. Ben seni tanıyorum. Çok eskiden beri tanıyorum. Ama seni hiç görmemişim ve sana seni tanıyormuş gibi bakıyorum. Bunu geçip vapurdan inen insanlar üzerinde uyguluyorduk. Bak çok riskli bir şey. Dayak yeme ihtimali çok yüksek. Ben söylüyorum. Tamam mı? Evet.
Ama bunu öğrencilik yıllarımızda böyle uygulaya, uygulaya, uygulaya bir sürü şeyi, en riskli alanlar hayatın içerisindeki bu yaptığın küçük performanslardır. Mesela senaryoya bakarken de böyle şeyler yapabilirim. Yani küçücük de olsa o karakter gibi taksiciyle konuşabilirim. Küçücük evet. Ama o benim yine ben olduğum gerçeğiyle benimle konuşur ama ben o küçük küçük o karakterin şeylerini mesela verebilirim. Biraz fazla konuşursam o adamla onu nasıl rahatsız ederimi düşünürüm. Karakter öyle bir karakterdi çünkü. Siniri nerede bozuluyor? Hı-hı. Onun verdiği tepkiler üzerinden orada mesela küçük notlarımı alırım karakterle ilgili. Bunları uygulayabilirsiniz hayatın içerisinde. Ama kimse dayak yemesin lütfen. Atölye çalışmalarında yapacağız inşallah bunları. Çoğu eksilecek, sayısı eksilecek ama hiç önemli değil. Biz yine bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Yani bilmiyorum cevap verebildim mi soruna? Evet, evet. Cevap alamadım deyip gitsen ya. Hayır, hiç olmadım. Öncesini tasarlamak, öncesini tasarlamak dediğimiz olay evet. Çok önemli burada. Ve bu konuda da dediğim gibi size daha önceden de söylediğim gibi arkadaşlar, hayal gücünü harekete geçirmek çok önemli. Bu hayal gücünü harekete geçirecek bütün malzemelerin ne olduğunu zaten kaç program oldu söylemekten dilimde tüy bitti zaten biliyorsunuz. Böyle aramızda, kendi aramızda konuşabiliriz. Ne oluyor dedim. Sinan, kendi aramızda. Azar geldi oradan. Yok, azar gelmedi. Kendi aramızda konuşabiliriz böyle şeyler Sinan. Çok güzel. Arada sınıf öğretmenine dönüp tek tert buraya dönüyor olması çok tatlı. Ama verdiğin örnek gerçekten çok keskin ve çok güzel bir örnek. Eyvallah. O yüzden yani özel Macbeth Duncan örneğini vermiş olman çok ilginç bir olay. Çünkü o kuliste başlar. Biz de öyle diyoruz. Evet. Macbeth'e. O kuliste başlar. Yani sahnenin içerisine girdiğiniz an başlar. Evet. O öyle başlar çünkü yani. Öldürülmüştür. Bitti. Ama nedenselliğiyle ilgili olan boyut yani, sizdedir. Motiv... Ve siz onun üzerine, o doruk noktanın üzerine koymaya evet. Başlarsınız. O yüzden büyük adam. Temel motivasyonu ve hani şeyini bulabilirseniz karakterlerin, bu sizin için çok büyük bir avantaj sağlar bütün oyunculuk hayatınızda. Biraz daha aç. Bak bu yani, çok önemli bir konu. Bir şey de mesela bir şeyle ilgili, herhangi bir karakterle ilgili seyirci olarak da bir sürü film mesela, ne bileyim aklınıza gelen Irishman, bu adamların motivasyonu nedir? Mesela Scorsese'nin çok önemli en son filmlerinden bir tanesi. Irishman, bu adamların motivasyonu nedir? Bunları ayakta tutan şey ne? Ne yapıyor bunlar? Para kazanmak mı? Hayır. Bu adamlar çok oyun oynuyorlar yani. Bunların hepsi oyun arkadaşı. Bunlardan bu oyunu al, bunların hayatlarında bir gerçeklik kalmıyor. Bu adamların zaafları nelerdir? Ne yapıyorlar bu adamlar? Mesela Macbeth'in bütün zaafını, Macbeth'ten örnek veriyorum, oradan devam edelim diye. Bir kraldan bahsediyoruz. Ama şu var, bu bir insan. Macbeth'in bütün temel motivasyonu aslında son kertede bütün soruları sorduktan sonra bir kadın dırdırından kurtulmak bence. Bak insan olarak bu motivasyonun üzerine koyabilirsiniz. Tabii. Sen neden kral olmuyorsun? Senin için kral olacak diyorlar. Niye öldürmüyorsun? Onu öldürsene. O zaman kral olacak. Adam ya gerçekten bak bunun üzerine kurabilirsin. Şu an yaptığım şey çok tipleme tabii, üzerine tabii, ama. Tabii. Ya genel motivasyonu bu. Kadın bu yani. Kadın bunu yapıyor. Kadın isterse şunu da yapabilir. Sen aslında çok iyisin. Aslansın. Sen yaparsın. Sana yaparım. Yemek getireyim mi? Ha? Tabii, yer misin? Getir, tamam getir, canım yerim. Benim. Aslanım benim. Tamam yapıyorsun. Yapacağım. Hadi bakalım falan diyor. Ve adam ne yapıyor ondan sonrasında? Duncan'ı öldürmeye karar veriyor. Kendi kararı mıdır bu? Kendi başına verdiği bir karar mıdır? Kendisinin durumu tamamıyla vicdani bir muhasebedir. Arkadaşım, dostum evime gelmiş ve onu öldüreceğim yani. Adamın şeyi bu. Trajedisi bu. Trajedisi bu. Evet. Çok güzel bir örnek. Çok konuştuk bence, çok konuştum. Hayır. Çok güzel şeyler konuştun. Ne demek? Sen seç. Evet. Ya ne kadar acayipti bak. Senin el kaldırman var ya, ders olarak okutulmalı ya. Adam böyle yaptı bak. Ve bu el yavaş yavaş böyle kalktı. Bir karakter doğuyor yani. Evet. Bir aktör hazırlanıyor, anladın mı? Bir aktör hazırlanıyor, böyle kaldırdın. Evet, sana söyledim. Sen. Ha, mikrofon mu yok? Tamam. Peki, geliyor mikrofon. Merhaba. Merhaba. Benim adım Varis. Benim sorum adına oradan baktı zannetti. Oyuncunun karakteristik özelliklerinin rolü etkilemesi iyi bir şey midir? Oyuncu role seçilirken sadece tip olarak mı uygun görülür ya da karakter özellikleriyle de öne çıkar mı? Çok teşekkür ediyorum. Sen bu soruyu yazdın ve oradan bakıyorsun yoksa bu soruyu yolda... Google'dan search ettin. Yok, yolda gelirken hazırladım da biraz cümleyi vallahi, şey yapmaya. Vallahi çok güzelmiş. Yani büyük emekler gösterilmiş ve yolda hazırlanmış bir sorudur bu. Onu sana söyleyeyim yani. Ama çok güzel. Güzel ama güzel soru. Güzel soru. Güzel soru. Bir yani, oyuncuya sorulabilecek en klasik sorulardan biri. Birkaç sorudan biri yani. Ya, siz role olsun, nasıl hazırlanıyorsunuz? Olsun. İki,
karakter ve tip konusundaki yorumunuzu merak ediyorum. Bu son derece normal. Şey aslında karakteri o rolde etkili midir? Bir oyuncunun karakteri yani, değil mi? Bir evet. İnsanın mesela ruhani bir karakter evet, olur ya. Biri çok sevecen olur, biri çok depresif i̇şte olur. İşte bu maalesef bizim sektörde böyle. Ya o çok hareketli, hareketli bir rolümüz varsa işte yapımcı, yönetmen şey der. O zaman o hareketli rolü ona verelim. O biraz durağan, o yüzden durağan rolü ona verelim gibi bir şey oluyor bizde. Ya onları küçümsemek adına böyle konuşmadım şu anda ama İşi genel olarak böyle oluyor. İşi kurtarmak. Ya içinde bir akıl olmayan, ya öyle gelmiş öyle gider bir bant sisteminden böyle bir şey yaratmak. Mesela siz bir katil karakter oynatmak istiyorsunuz birisine ve bunun filmin yaklaşık olarak 80. dakikasına kadar anlaşılmasını istemiyorsanız katil gönlümlü birisine mi verirsiniz katil rolünü? Soru bu. Değil mi? Vermezsiniz herhalde değil mi? Yani böyle güler yüzlü, sevimli, hiç katil olduğu ortaya çıkmayan bir adama verirsiniz değil mi bu rolü? Evet. İşte burada şöyle bir şey var. Sen kötüysen kötü ol. Tamam mı? Sertsen sert bakmalısın. Çatık kaçtı. Evet. Sertlik bizde böyledir. Bu. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne zaman gelecek? Ben nereden bileyim? Hani hiç kimse böyle gülerek adam dövmüyor mesela. Ağzını burnunu kırıyor ya herifler. Mesela Joe Pesci öyle bir adam. Joe Pesci bir komedyendir. Evet. Ama hayatında görebileceğin en sert adamlardan bir tanesini oynar ve çok gülerek böyle ağzını burnunu kırar yani insanların değil mi? Çok serttir yani karşılaşmak istemezsin, korkarsın ve tekinsizdir yani enerjiden enerjiye geçer. Güler böyle kafasını vurur böyle şeye. Çünkü hikaye şudur. Mesela Robert De Niro'nun çok güzel bir sözü var. Bir röportaj vermesini istiyorlar New York Times'a. Bunu artık şeyi zorluyor, menajeri zorluyor. Diyor ki lütfen artık bir röportaj verelim diyor. Marlon Brando da vermiş çünkü New York Times'a. Evet. Evet. Sen de ver diyorlar. Tamam, o da Marlon Brando'yu çok seviyor. Peki diyorlar. Adama oyunculukla ilgili en büyük sırrı soruyorlar. Nedir diyorlar yani. Buradan oyunculuk yapmak isteyen insanlara tavsiye edebileceğiniz şey nedir diyorlar adama. Robert De Niro'ya. O da diyor ki insanlar birbirlerinden duygularını gizlerler. Bu çok büyük bir sırdır yani. Çok büyük bir gizemden bahsediyor aslında. Şu, bir baba, bir mafya babası baba, ona gelen ve posta koyan bir adamı çocuğunun yanında dövemez. Çok acayip değil mi? İşte bu bir çatışma. Anlatabildim mi? Bizden ama ne istiyorlar? Devamlı katili tutabileceğin adamlar yani. Bu katil kötü ama orada kötü bak, kötü bak, ağla ağla ağla. Mesela bir adam çok trajik bir durumda karısının karşısında ağlayamıyor. İşte Robert De Niro o yüzden bize Oscar'lık performanslar gösterdi hep bu incecilik evet. yüzünden. Yani karısının karşısında ağlayamıyor ama öbür tarafta gidiyor kendi gidip başına ağlıyor. Çocuğunun evet. yanında adamı dövemiyor ama çocuğunu mesela bir saniye evladım deyip onu böyle orayı sen burada olur, dur, olur. Tamam mı? Diğer tarafta Birazdan gelecek diyor. Adam orada öldürüyor, geliyor burada ondan sonra hadi bakalım diyor, tutuyor kolundan gidiyor falan. Bunların hepsini oynuyor. Şimdi bunun için senin işte kendi karakterlerin doğrultusunda sana rol verilmesini saçmalığını anlatmak için söylüyorum sana. Ama böyle oluyor. İnşallah değişecek bunların hepsi ama. İnşallah. Çünkü değişik İnşallah. Senaryolar gelmeye başladı. Artık değişik işler yapılıyor. Senaryo daha ön planda diye senin... bu soruna böyle bir cevap vereyim diye. Ümit verelim ona. Evet, ümit verelim. Verelim. Teşekkür ederim. Yani çok sevimlisin, o yüzden katil oynayabilirsin ileride. Anladın mı? Yani dramaturjik anlamda güzel performanslar ortaya çıkıyor. Evet, sorular gümbür gümbür geliyor. Evet, çok, sorular. Çok net kaldırdı. Çok böyle. Net, çok şat, net. Ben elini koydu böyle hocam, o yüzden. Hop, değil mi? Farkındasın değil Tabii. mi? Sorular, sorular var mı? Geldim. Ona bile çalışmış, anladın Yettim, mı? O bile hazır. Akşamleyin evdeyim, ailenin karşısında. Merhabalar. Merhaba. Soracağım soru biraz garip olabilir ama. Çıkalım Nasıl mı? Ya? Çok eminli kendinden. Çıkalım mı? Çok izlenip az para almak mı? Az izlenip çok para almak mı? Tavuk mu yumurtada? Çok izlenip az para almak mı? Az izlenip çok para almak mı? Anladım. Ortası diyeyim ben. Ilık. Yani ne sıcak ne soğuk. Ilık gibi. Nereden buldun bu soruyu? Ulan var ya ne zehir sorular. Çok izlenirsen çok para kazanırsın ya. Çok izlenip az para kazanıyorsan. Yani çok izlenip az para kazanıyorsan çok bir rezilliğe imza atmış olman lazım. Hani video düşüyor bile değil mi? Hiç para kazanamıyorsun. Ama müthiş yani. Evet öyle bir şey. Az izlenip çok para kazanmak da zaten mümkün değil çok fazla değil mi? Çok sanmıyorum Gerçekten ya. Hiç izlemiyorsun ve devamlı böyle para veriyorsun. Hop bugün kaç kişi? 15 kişi izlemiş. Al bakalım. Hop. Bugün 15 kişi o zaman aşmış 100 milyarı. Hop.
Herhalde öyle bir şey. Ya buna mesela örnekler bulup da aynı zamanda bize bu soruyu sorabilirsen, mesela şöyle örnekler var, buna ne diyorsunuz desen ve oradan bu sonuç çıksa o zaman doğru olur bence. Sence ne demek bu mesela? Sende cevabı var mı? Niye sıkıştırıyorsun kardeşim bizi? tamam panik yapma. Ya öyle cevap verebilirim buna. Panik yapma. Bir şey istemedi senden, tamam yok, mı? Yok istemedim. Panik yapma tamam, panik yapma. Evet, bu tarafa doğru dönelim biraz daha. Sizin de bir sorunuz vardı galiba. İkinci evet. Soru olacak ama size. Evet, daha evet, bir evet, soru sormayanlar var. Sordum, evet, daha bir soru sormayanlar var. Bu tarafa doğru dönelim. Mikrofon bir tarafa doğru. Evet, buyurun efendim. Sizden evet, buyurun. Bir soru alalım. Sonra da Mavile hanımefendiden alacağız. Çünkü uzun zamandır, kusura bakmayın, ben atladım demin. Merhaba. Merhaba. Bekir ben. Dışarıda tanınan insansınız. Tanınıyorsunuz yani genel itibariyle. Hiç böyle bir kavga anında trafikte falan, hani adam arabadan indi artık dövmeye geliyor sizi, bir anda yumuşadığı oldu mu, hiç böyle bir şeyle karşılaştınız mı? Sizi gördükten sonra. Benim yumuşadığım mı, onun mu? Ha, benim mi? Ben de olmaz. Onu yok, değil yok. Mi? Pardon, adam beni sordum. Dövmeye geliyor. Ben niye yumuşuyorum? Onu düşünüyorum. Adam zaten beni dövmeye geliyor. O soruyu sorunca ben de kafamı karıştırdım. Hani siz dövmeye gelirken sizin bir anda yumuşadığınız olur. Ya gerçekten böyle bayağı sinirlenmiş bu adam. Tabii tabii, artık yaşadım. Artık hani yaşadım. Tabii. Oldu mu? Çok. Tabii oldu ama şöyle bir şey oluyor. Şimdi mesela adam sana yol vermiyor ve kesinlikle haksız yani yaptığı şeyde. Sen de arkada duruyorsun. En son sen de öfkeli bir korna çalıyorsun ve ona bir takım şeyler söylüyorsun. O da sana bir takım şeyler söylüyor. Sonra sen de araba dinliyorsun, o da araba dinliyor. Sonra gelirken böyle, nedir bu ya falan. Abi ya ben seni tanıdım. Öfkesini de bırakmamaya çalışıyorum. Ben seni tanıdım. Falan böyle konuşuyor seninle. Sonra o yumuşama anını gördüm yani. Ha, beni linçten kurtardı birkaç kere böyle. Ya, o kadar büyük olaylar olmadı ama buna benzer bir şeyler oldu yani. Tabii evet, çok evet oluyor. Öyle bir şey. Göz önünde olan. Ama mesela tam bununla ilgili bir örnek verebilirim sana. Bir kere burnum kanıyordu benim çok fazla. Şeyden dolayı yazın spor yapmıştım ben. Kılcal damar çatlaması olmuş burnumda. Hı-hı. Eve geldim. Damar çatladı. Hastaneye gittim. Havlu var burnumda. Tamam mı? Bak mesela bu çok güzel bir örnek. İçeriye girdim ilk yardımdan. Havlu var ve havlu kan içinde. Adamla karşılaştık. Adam böyle yaptı. Ah çok geçmiş olsun dedi. Sonra böyle yaptı. Ben seni nereden tanıyorum dedi. Şey hiç sorulmayacak bir yer orası. Kan içindesin yani. Dedim ki biraz daha devam edersek morgdan tanıyacaksın yani. Mesela bu da o doktorun yani şeyin tavrıyla ilgili. Yani seni gördüğü zaman seninle böyle bir şakülü kayıyor. Evet. Hostes mesela bu uçakta giderken şey dedi bana. Böyle beni gördü, tanıdı. Ben de yürüyorum, oturmam gerekiyor. Hepsini toparladı kafasına ve şey dedi. Sizi tuvalete gidiyor görüyorum. O da çok iyiymiş. Saçma ya. Bir soru. Çok iyi. Oo, bu büyük olay. Sizi tuvalete çok, gidiyor görüyorum çok gibi bir cümle büyük var olay, ya. Çok güzel laf. Hayatta kuramazsın öyle. Aya sizi tuvalete gidiyor görüyorum. Çok çok başımıza geldi. Çok acil bir şey için bir şey almam gerekiyor. Bakkala giriyorsun, bir şeye giriyorsun. Bir şey alman gerekiyor, tamam mı? Ve giriyorsun. O sırada bekliyor yani. Acil alman lazım. İşte şunu alabilir miyim? Tabii. Çok acil bir iş. Evet. Aynen. Abi siz... Aynen. Abi, evet. Şimdi benim o... Abi nasıl gidiyor ya? Şimdi şunu onu alabilir miyim? Yeni proje yok mu? Dedim. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Çok hoş, güzel şeyler ama bazen... Eve gidiyorum bir gün bak. Şey çok komik. Eve gidiyorum bir gün ve evde boru patlamış ve evdeki arkadaşım var benim. Şehir dışından gelmiş. Eve hakim değil. Tesisatın musluğunu kapatması gerekiyor ama bulamamış. Beni arıyor, neredesin? Ben de taksiye biniyorum. Adama da anlatıyorum bunu. Diyorum ki abi diyorum evde su borusu patlamış, hemen gitmemiz gerekiyor. Taksinden tophanenin aşağısından bir tophanede oturuyorum, oraya gideceğiz o dönem. Evet. Ondan sonra o da tamam diyor. Ondan sonra oturuyor, beni tanıyor. Benimle konuşması gerekiyor ya. Ve evde su borusu patlamış. Adam şey dedi bana. Ha bu sene de oruçtan hiçbir şey anlamadım ya. Ya yemin ediyorum ya. Ya bu sorulmaz ki orada. Ben de dedim ki bir daha tut. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Ya onun konuşulacağı yer değil, gidiyoruz çok ya. Çok absürt bir durum yani. Ya çok absürt. Bu sene de oruçtan şişe. Ya boru patlamış evde, boru. Su her taraf göl olmuş yani. Ya böyle şeyler yaşıyoruz işte. Yaşantımız. Çok güzel. Çok abes bir soruymuş. Evet buyurun yani. Efendim. Buyurun. Biz merhaba. Çok eğleniyoruz burada. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Tuğba. Hoş bulduk. Kariyeriniz boyunca hep böyle çok beğendiğiniz, hayran olduğunuz bir idol var mıydı? Kariyerim boyunca hayran olduğum oyunculardan mı bahsediyorsunuz? Evet. Böyle idol olarak gördüğüm insanlar yok ama çok sevdiğim projeler var.
Yani çok sevdiğim, mesela bir oyuncu vardır, o projedeki performansını çok beğenmişimdir. Tabii ki öyle şeyler var yani, oyuncular var. Türkiye'den de var. Mesela Şener Şen gerçekten çok büyük bir oyuncudur. Haluk Bilginer keza öyledir. İşte şeyi çok severim. Ama benim mesela en hepsinden daha farklı gördüğüm birisi var. Peter Sellers'ı çok severim mesela. Bak. İnsan olarak sevmem. Çok araştırdım çünkü. Biraz evet, kötü bir insan. Karmaşık kötü yapısı var. Yani. Yani kötü birisiymiş ama mesleki anlamda gerçekten acayip bir şey yani. Çok çok acayip bir şey. Sinan'la bu şekilde frekanslarımızın çok uyumlu olmasının sebeplerini yavaş yavaş görüyorsunuz. Ya. Bu kendi aramızda. Biz kendi aramızda konuşabilir miyiz ya? Onları ilgilendiren ve ekranla ilgilendiren bir olay. Çok güzel bir nokta var. O da malzemeye bağlı olarak işte idol yaptın, sevdiğiniz sanatçılardan. Değil mi? Peter Sellers benim en büyük hayranlarımdan. Mesela pardon ben lafını keseceğim burada ama ben de mesela senin şeyini çok seviyorum. O klamnesk tarafını çok seviyorum. Hı. Ve ben de pandomim yaptım mesela. Aa, evet, pandomimle. Tabii 2 sene pandomimle uğraştım. Aldım. Evet. Oradan da mesela bizim bir yakınlığımız var. Mesela bu grotesk tiyatroya. Evet. Aynı evet, zamanda evet. İçinde akrobasi olan. Evet. Klamnesk oyunculuk denilen evet. Mevzuya mesela senin de ilgili olduğunu ben izlediğim zaman fark etmiştim. Sonra var olduğunu gördüm sende. Aynı mesela. Doğrultuda ilerliyoruz. Sinan'ın evet. O yüzden beni en çok çeken şeylerinden biri. Veya bir şey yaptığı zaman diğerlerinden çok daha farklı bir gözle bakmamı gerektirecek olan o Selena örneğinde olduğu gibi farklı bir noktaya getirebilecek olan farklı bir gözle görmemi gerektirecek o küçük noktalar. Sinan da bunu görünce hemen zaten fark ettim ama baktım daha sonra şeyden. Sinan neden hoşlanır? Peter Sellers'ı çok seviyor. Allah'ım ben de Peter Sellers'ı çok seviyorum. Club nedir? Pandemim ders almış. Ben de Club nedir? ve bir de zaaf oyunculuğu. Bu çok önemli bir şey. Bu konu hakkında oluşturulabilecek oyunculuk manifestosunun yaklaşık 5 yıldan beri devam eden bir çalışması var bende. Aralıksız. Yani birçok yöntemle beraber bu zaaf oyunculuğun nasıl olması gerektiği konusunda bir çalışması var. Manifestosunu oluşturabilmem için şeylerini oluşturmam gerekiyor. Pratik çalışmalarını oluşturmam gerekiyor. Bununla ilgili bir çalışmam var ve bu çalışma esnasında ilk çıkış noktalarından biridir bu. Yani hangi karakter olursa olsun mutlaka ve mutlaka dip tarafta yaşamsal onu bütün canlılar çünkü bir taneyiz. Evet. Bir taneyiz. Hiçbirimiz birbirine benzemiyoruz yaşamda olduğu gibi. Yani bir kelebek var aynı kelebekten aynı ama mutlaka bir yerinde ufak bir kıvrımında bir şeyinde bir farklılık vardır. O ayrımı ortaya koyabilecek mutlaka küçük bir nokta olması gerekiyor. Bu dünyanın en sefil yaratıklarından biri de olsa olur, 3. Richard de olsa olur, Lady Macbeth de olsa olur hiç önemli değil. İnsan motifinin içerisindeki bu zaafı yakalayan, bunu ortaya koyan oyuncu sahnede bunu performans olarak ortaya koyduğu zaman bir başka rolü oynadığında evet. Hiçbir zaman önceki rolün etkisinde kalmıyor. O yüzden çok keskin ve derin bir çalışma konusu. Evet. Seninle bir başka programda tekrar bu konu hakkında evet, konuşmak isterim. Çok çok güzel. Ben çok çünkü ince bir detay. Bunlarla ilgili bir şeyler öğrenmeye bayılıyorum yani. Çünkü bu çok açık bir şey öğrenme mevzusu. Evet. Her seferinde çünkü her 10 yılda bir oyunculuk hatta 5 yılda bir oldu artık. Oyunculuk mevzusu biraz daha, onun anatomisi biraz daha deşiliyor. Deşilince çok de önemli. Altına başka şeyler çıkıyor çok, altından. Çok. O zaaf hikayesi gerçekten çok önemli çok, yani. Çok ilginç. Evet. Bu kendi aramızdaki bir konuşmaydı. Evet. Bilmiyorum yayınlanır mı yayınlanmaz mı? Ama biz çok mutlu olduk değil mi? Bence de. Benim adıma güzeldi. Eyvallah. Buyurun efendim. Sizin buyurun. Sorunuzu alalım. Merhaba öncelikle. Merhabalar. Oynadığınız dizilerde ya da oyunlarda kendinize ders çıkardığınız yerler var mı? Mutlaka vardır. Yani insan arabasıyla trafiğe çıktığı zaman bile kendine ders çıkarttığı kavşaklar falan oluyor. Yani size ne hissettirdi oynadığınız örnek karakter? İste, örnek. Örnek iste. Bir bana tane. Ne mi hissettirdi? Evet. Ha orada öyle yaparsam böyle bir şey olur gibi dersler çıkmıyor. Çünkü şöylesi bir şey. Biz bir şey oynayıp dersi karşı tarafın almasını bekleyen varlıklarız. Ya ben oradaki benim dersim senaryoya bakışta onu mesela size en samimi şekilde aktarmak oluyor. Oradaki mesaj durumundan ders çıkartmak üzerine çok bakamıyoruz. Yani o karakter onu nasıl söyler üzerine gidiyoruz. Çünkü bize çok saçma sapan bir senaryo da verilmiş olabilir. Evet. Sen izlediğin zaman ne kadar saçma senaryo dersin ben onu diyemem. Dersem oynayamam gibi. Anlatabildim mi? Ama yine böyle. O yüzden de çok büyük dersler çıkartamam herhangi bir senaryo ilgili ama mesela bir film senaryosu gelir eline. Onu bir edebi eser gibi de okuyabilirsin ve çok sevebilirsin yani. Hani oyuncu olarak da sevebilirsin.
Yani elimize böyle çok fazla, çok nitelikli şey gelmiyor anlamında da bir şey söylemiş oldum aslında. İncir çekirdeği. İncir reçeli. İncir reçeli ama ben çekmeyeceğim. Ama incir çekirdeğini doldurmayacak insanlar var. Boş ne kadar sözlüsün ya. İncir reçeli güzel. İncir reçeli güzel bir senaryoydu, evet. Evet, güzel bir çok güzel bir senaryoydu ve ben mutlu da oldum her orada. Her ikisinde de, değil mi? Tabii, ikisinde de oynadım i̇kisinde ama de ilki oynadım. Bence daha iyiydi. İlki daha, evet, ilki daha iyiydi. Senaryosu, yani o ikincisi yapılacak bir film değil aslında. Bence. O, orada kalsa mıydı? Yani bence daha iyi olurdu. Eyvallah, orada peki kalsa. Bunu duydum iyi oldu canım. Çok iyi oldu. Tabii, çok tabii. İyi oldu. Ama bunu zaten şeye de söylemişimdir yani. Sevgili Aytaç'a da söylemişimdir yönetmenimize. Eyvallah. O yüzden. İncir reçeli yer almış oldu bir sinema projesi. Montajda yine de atalım onu yani. Oraya at peki tamam peki. Ya önemli değil. Olur mu? Senin özgün fikrin. Evet, son sorulara, son viraja dönmeye başladık. Son viraja girdik. Sen seç abi bu sefer. Yok ya, lütfen. Çok zor olacak ya. Ay, bunların hepsi hiçbirini kıramıyor. Hiçbirini kıramıyor. Siz sordunuz abi. Efendim. Sizi direkt eledik zaten. Siz de sormuş muydun? Sen sormuş muydun? Peki o zaman hadi sana verelim şeyi. Bak, seçtim. Benim yüzümü kara çıkartma. Güzel sor. Tamam. Merhaba, ben Emir. Emir. Merhaba Emir. Hoş geldiniz öncelikle. Güzellik ve estetik size neyi çağrıştırıyor? Hayatınızda ve sanatınızda bunun yeri nedir? Güzellik ve estetik. Bence bak genelde hep öyle görüyorlar ya, nedir? Dip tarafta evet. Hayata bakışınla ilgili olan, özellikle güzellik ve estetik konusunda yani yansıtmadığın bir şey vardır içte. Evet. Ne ifade ediyor? Nasıl soru? Güzel soru. Kaldın ortada değil soruyu mi? Soruyu çok güzel toparladın. Acayip yalnız. Ha. Çok güzel yardımcı oldun. Eyvallah. Soruyu soran kişiye de. Evet. O yüzden sen falan. Güzellik bence şu, güzellik ve estetik denilen şey, hayatımdaki karşılığını soruyorsun tabii ki, değil mi bunun? Ben pozitif olmanın insanoğlunu güzelleştiren bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani pozitif olması şöyle bir şey. Çevrende insanların gülüyor olması mesela bana pozitif gelen bir şeydir. Çevremde gülen insanlar çok estetik olmayabilir ama benim dünyamı estetik bir hale getirebilir. Yani çevrendeki insanları güldürebilecek, onları mutlu edebilecek bir enerji dalgan varsa, bunu o insanlara yayabiliyorsan bu mesela daha hayatını daha güzel ve daha estetik bir hale getirebilir. Onun haricinde biçimsel ve estetik tarafı yok bende yani. Eyvallah. Güzel. Öyle bir şey yok. İnsan ama maksimumunda nasıl görünürse görünsün maksimumunda en pozitif olduğu hal onun en güzel halidir gibi geliyor bana. Harika. Evet. Çok güzel. Çok güzel yanıt. Çok güzel. Son soru. Ya ben daha bir sürü şey soramadan ne kadar çabuk hızlı geçiyor saat, süre falan. Ya bir sürü şey vardı. Ben niye bunları? Gerçekten. Vallahi ben. Nasıl geçtiğini fark etmedim bile değil mi? Fark etmedim. Hey koçum sahnedeyiz ha. Gerçekten saat 3 oldu. Bir hanımefendi evet size. Merhabalar. O vurmak biliyorsun değil mi? Vurunca çalışacak. Bu şey tabii. Telefon çalışmazsa da telefona vuruyorsun. Telefona vuruyorsun. Tabii. Doğru haklısın. Evet. Ne oldu? Tamam. Oldu geldi. Çok iyi. Tam ben merhabalar öncelikle. Hani böyle bazı tipler vardır ya. Kötüyü gerçekte de kötü gibi görür. O karakteri artık yani gerçekte de varmış gibi. İşte sen neden onu öldürdün falan filan diye. Böyle bir anınız var mı yani işte hani katil bir karakter var mesela neden onu öldürdün diye çıkışırlar ya anlatamadım sanırım itiraz ama. Ediyorum müvekkilim bu soruya cevap vermek zorunda değil lütfen müvekkilim bu soruya cevap vermek zorunda değil lütfen senin hangi mecra için soramadım ama evet şunu mu biz de zaten cevaplayamayacağız söyleyeyim mi kötü bir karakter oynuyorsun kötü karakter oynamakla ilgili başına gelen hani Erol Taş'ın taşlanmasından bahsediyorsun evet, aslında evet, değil mi rahmetli Erol Taş'ın öyle. Anladım evet. Öyle bir şey çok yaşamadım ama bana şöyle uzaktan bakıp yapan insan gördüm, gerçekten gördüm. Hani onu gördüm böyle uzaktan bakıp çocuğunu falan çeken insan gördüm. Geç falan, o geçsin. Bunları yaşadım ama birebir bir şeyle karşılaşmadım. Mesela bir keresinde de bir güvenlikten geçiyorum ben. Bak güvenlik böyle kapı. Herkes geçti, ben evet. De geçtim, selam verdim böyle. Geçtim, telefonumu buraya koydum. Adamın benimle kişisel bir problemi vardı herhalde. Güvenlik görevlisi. Böyle yaptı bak. Hades sen dur. Hades sen dur ne ya? Yemin ediyorum bak. Hades sen dur dedi. Benim üstümü böyle aradı falan. Sonra böyle yaptı. Geç dedi.
Bak uzatsan uzatırsın ama uzatmadım. Bende demek ki kişisel bir problem var. Ya işte bizim dizimizden dolayı maç seyredemiyor falan. Böyle şeyler. Bunları da bize kesiyorlar ya faturasını. Belki öyle bir şeydir, bilmiyorum. Bunu yaşamışındır. Yani. Buna benzer örnekler yani. Herkes geçebilir ama sen değil. Hades. Hades sen dur. Hades sen dur. Evet. Hades zannediyor ya benim ismim. Ya evet ya. Olsun olsun. Güzel. Altımda tight'la dolaşıyorum falan. Öyle zannediyorum. Hadi görüşürüz. Ama bazen mesela kıyafetler bizim mesela oyunlarda falan çok oldu. Tabii. Belirli yerlere turneye gittiğimiz zaman kıyafetlerimiz falan var böyle. Garip kıyafetler böyle. Ramazan şenliği sırasında falan. Ben İbiş kıyafetiyle falan dolaşıyorum ortalıkta falan. Başında şey falan. Tabii bir şeyler bitiyor. Büfeden bir şey almam gerekiyor. Ama uzakta. Uzakta. Çok güzel. Üzerinde pelerinler falan var. Kafamda böyle yaldızlı şeyler falan. Düşünsene caddenin ortasından çok güzel. Kırmızı yeşil kavuklu bir şey geçiyor. Yani kahvenin önünden falan öyle bir şekilde geçiyor. Nereye çok gidiyorum ben? Güzel. Bir şey almaya gidiyorum. Ne anlıyorsun? Sigara almaya gidiyorsun veya benzeri bir şey almaya. Çok ilginç oluyor. Çok güzel. Bakkalda da falan da çok komik oluyor falan bilmem. Ne istemiştiniz bize? Şunu al istiyorum evet. Falan bilmem ne. Ekmek var mı canım? Ekmek var mı? Yok, tez vurun kellesini. Son soru. Çok özür dilerim çocuklar gerçekten. Evet. Son soru ve sizden. Buyurun efendim. Sizde burada. Evet. Vur galiba işaret o vurunca çalışıyor. Tamam. Ha, onu ellemeseydiniz çok güzel olacaktı. Bak işte. Şu an gelmiyor. Bir daha böyle bir konuş bakalım. Hayır, şu an gelmiyor. Sesimiz... Ha, niye oraya bakıyorum ki değil mi? Ben evet, nereye bakıyorum? Hayır. Hoş geldiniz, ben hoş Esra. Bulduk. Merhaba Esra. Otururken tam bu benim istediğim rol ya da bu karakteri çok oynamak istediğim dediğiniz bir rol var mı? Nerede mesela? Yani olabilecek. Bir şey izlerken, olabilecek, gerçekleştirmek istediğim bir şeyden bahsediyorum. Anladım. Ben mesela şeyde çok önceden tiyatro ile ilgili var bunun bende karşılığı. Guyula Hay diye bir tane yazar vardır. At. Bu yazarın At diye bir oyunu vardır. Caligula. Caligula çok zalim bir Roma imparatorudur ve şeydir gerçekten. Akli dengesi yerinde olmayan çok büyük bir zalimdir. Kendi atını konsül yapar. Konsülde bizdeki vezir gibi bir şeye karşılık geliyor. Bu gerçektir aynı zamanda. Bu gerçek bir hikayedir bu arada. Bunun oyunu vardır. Tabii bunun oyununu böyle parodik olarak anlatır. Bunu zamanında mesela biz Pera Güzel Sanatlar'da okurken maske tiyatrosu olarak yapmıştık. Ben ama bunun mesela daha büyük bir prodüksiyonla tekrar hayata geçirmeyi isterim. Çünkü çok beni çok etkileyen bir karakterdi o dönemde. Yani şu gözümle tekrar baktığımda o karakter üzerine tekrar çalışmak isterim ileride tabii ki. Yakışır be. Ben çok sevdiğim bir şey o gerçekten. Ya Caligula yakışır sana. Caligula zaten. Gerçek bir şey. Üzerine çalışılması gereken zaafların nasıl çıktı, nasıl oldu bu adam böyle oldu falan. Çok acayip. Çok güzel, çok güzel. Şu gözle mesela onu tekrardan çalışmak isterim. Çok çok güzel, çok güzel bir rol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Caligula, evet teşekkür ederim. Onda ben şeyle 3 tane muhafız vardı orada. Tekerleme söyleyen. Birinci sınıftaydık. Tekerlemelerden birini söyleyen muhafızlardan biriydim yani. Keşkekçinin keşkeklenmemiş keşkekçisi. Öyle giriyorlardı. Şimdi. Evet, öyle giriyorlardı sistem olarak. Sevgili Sinan. Ya bilmiyorum nasıl oldu. Bittik mi? Nasıl... Sonuna mı geldik program? Ya bitmesin yahu. Bitmesin yahu. Bitti. Aa böyle ya bitti. Gerçekten bitti, bitti, buraya bitti. Kadar diyor. Ha, benden böyle buraya şeyler kadar. Var şu an. Oldu falan diyor. Oo, vay be. Parayı gösteriyorlar. Çok güzel. Tamam. Oysa devam ederiz. Hayır, o bütçeyse devam ederiz. Sevgili dostum. Sevgili Sinan. Son soruya gelelim. Tamam. Bunu da sormak bana nasip olsun. Siz sormayın. Onlar sormadan ben hemen alayım diye soruyorum. Böylesine zor dönemlerin içerisinde bile böylesine yürekli çalışmalara katılmak isteyen ve bu sanatın peşinde koşan gençler var. Hem bizi izleyen hem de burada sahnenin üzerinde mekanı dolduran gençlerimiz var. Bu gençlere bu mesleği yapmak istiyorlarsa veya böyle bir mesleğin yolculuğuna çıkmak istiyorlarsa verebileceğin öğüt nedir? Şunu söyleyebilirim. Kendi yolculuğuma da denk düşen bir açıklama olsun diye. Yeteneğiniz ve çalışmalarınızın haricinde sahip olmanız gereken en büyük şey inat etmeniz. Yani yaşamaya inat,
imkansızlıklarla mücadele etmeye inat. Yani hayat bütün kapıları kapatmışken küçücük bir umut ışığına hayata tutunmaya inat etmek bence çok önemli bir özellik. Bütün gençlere tavsiyem bu. Yani inatçı olun. Hayat sizin inadınız doğrultusunda, yani gerçekten ona inandığınız bir inadınız varsa hayat size bunun karşılığını mutlaka verecektir. Ama bugün, ama sonrasında. O yüzden umudunuzu hiç kaybetmeyin ve gerçekten inatçı olun istedikleriniz noktasında. Sinan Çalışkanoğlu. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayrıca bu burada senin yaptığın, ayrıca belediyenin destekleriyle yapılan bu oluşum gerçekten çok kıymetli. Çünkü ben kendi öğrencilik yıllarımı düşünüyorum. İnsanlara ulaşmamız çok zordu. Şu anda aynı zamanda bir sosyal platformu kullanıyorsunuz. Evet. Ve bunu da gerçekten çok güzel kullanıyorsunuz. Ben de kendim burada çok özel hissettim. Hatta evet, ben çok heyecanlandım buraya gelirken. Önceki programları izledim. Hazırlandım biraz. Ne yapılıyor, nasıl sorular soruluyor. Çünkü sizin karşınıza çıkmak gerçekten insanı çok heyecanlandırıyor. Gencecik adamlar sana soru soracak, onlar seni dinleyecek falan. Bir de biz de seyirci karşısında çıkmayı özlemişiz. Ayrıca evet, bana ya, böyle bir keyfi tattırdığın için çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim canım, çok kardeşim benim. Çok sağ ol. Asıl biz sana teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bu güzel sohbetin, bu pozitif yaklaşımın, bu güzel arkadaşların ve dostların için de çok teşekkür ederim. Evet sevgili misafirler, bu haftaki konuğum sevgili Sinan Çalışkanoğlu'ydu. Bizden bu haftalık da bu kadar. Biz yine burada olacağız. Yine aynı şekilde sohbetlerimize devam edeceğiz. Çünkü unutmayın, sahneye kendinizi bu kadar yakın hissettiğiniz başka bir program daha yok. Sahne arkası. Hoşça kalın.